Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iOS cihazlarımızda ve çoğu Android cihazlarda da karşılaşılabilen bir sorun olan %80'den sonra şarj etmeme sorunu e, çözeceğiz. Aslında bu bir sorun değildir. Bu bir problem değildir. Bu telefonun kendini e, korumaya alması gibi bir şeydir. Telefon aşırı ısınmış olabilir veya aşırı sıcak bir ortamda kalmış olabilir. Bundan ötürü telefon kendini e, şarj etme özelliğini bir süre sonra kapatıyor. %80'den sonra veya çoğu telefonlarda %70'i buluyor, %60'ı buluyor. Bir süre sonra şarj etmemeye başlıyor. Aslında dediğim gibi, demin de söylediğim gibi bu bir sorun değildir. Bu telefonun kendini... Ee, Ön, yani kendini koruma çabası gibi bir şey diyebiliriz. Telefon as, aşırı ısınmıştır. Çoğu YouTube'daki arkadaşlar, çoğu YouTuber arkadaşımız e, bu sorunu buzluğa koyarak veya e, buzlar arasına telefonu koyarak çözüyor. Arkadaşlar bu sorunu çözer. Lakin e, ilerleyen dönemlerde bu sorun sürekli tekrarlanmaya başladığında ve siz bu sorunu e, sürekli böyle telefonu aniden soğutarak Çözmeye başladığınızda bu telefona gerçekten zarar verecektir. Çünkü aşırı ısınıp birden soğumak e, telefonda şok etkisi yaratacaktır yani. Bu e, kesinlikle tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Telefonunuza uzun vadede e, sorun teşkil edebilecek bir e, yöntem bu. Onun için telefonu 15 dakika, 20 dakika böyle dinlenmeye bırakmak, gerekirse şarjdan çekmek, serin yerde muhafaza etmek bir 15-20 dakika en azından. Daha sonra bu problemin çözüldüğünü göreceksiniz. Yok benim telefonumun hemen hızlı çözülmesini istiyorum derseniz e, şunu göz önüne almalısınız. Telefonunuz ilerleyen dönemlerde e, birkaç sorun teşkil edecektir. Ne gibi? Anakarta su geçebilir. Mesela aşırı ısınıp aşırı soğumaya bağlı olarak. Veya telefonunuzda e, donanımsal olarak birkaç sıkıntı çıkabilir. Yani bunun için ben telefonu 15-20 dakika en azından e, kendini dinlenmeye bırakmak gibi düşünün. Telefonu böyle bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakacaksınız arkadaşlar. Serin yerde böyle. Telefon kendini bir süre sonra zaten e, sıcaklığını azaltmış olacak. Böylelikle şarja taktığınızda e, bu sorun çözülmüş olacak. Şu an benim telefonumun e, bu videoyu çekmeden önce %80'e kadar gelmişti şarjı. Daha sonra olmadı. Biraz araştırdıktan sonra bu tarz çözümleri buldum ve bunu da sizle, sizlerle paylaşmak istedim. E, umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Eğer böyle sorununuz olursa ve bu sorunlar devam ederse yorum kısmında bana ulaşabilirsiniz her türlü şekilde elimden geldiğince inşallah sizlere yardımcı olmaya çalışacağım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi günler.